Selamünaleyküm herkese. Bugün size eniştemin hobi evinden açıyorum arkadaşlar. Bungalov ev diye de geçiyor. Tamamen hepsini eniştem yaptı. Görüntüsü böyle. Buradan böyle gidiyoruz merdivene doğru. Dadayımın oğlu Yasin'imiz. Merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar. Burak çok sevmiş burayı. Böyle merdivenden çıkıp şurada bir kapımız var, orayı açacağız. Arkadaşlar buradan girdik. Burada ayakkabılarımızı çıkardık. Böyle. Teyzem buraya dolap falan koymuş. Böyle yan tarafları, şu tarafları, uç noktaları ardiye gibi yapmışlar. Burası böyle. Kuzenim burada yatıyormuş. Çekim yapacağım için hatta yatağı topladım yani. Yatmış burada. Çok güzel şu an buranın ısısı. Burası da Burak Efe açılıyor. kapıyı açabilirse açacağız bakalım. Bak orada dişe bak. Ha. Oradaki Şurada kilit onun var. Kilidi açacağız. Her şeyi, her detayı düşünmüş enişten. Eniştemin elinden geliyor maşallah. İşte tam benlik burası. Yükseklik korkusu olanın. Böyle çıktık balkona. Size şuradan manzarayı göstermek istiyorum. Çok güzel ya. Teyzemin bacası tutuyor burada. Burak çok gizinme. Arkadaşlar benim de yükseklik korkum var bu arada. Yasin. Karadeniz'in bu güzelliği var arkadaşlar. Her yer yemyeşil. İnsanın içi açılıyor bakınca. Burada oturun bir çay için. Sizi böyle manzarayla bırakayım. Masaya bak. Da ama odayı Şöyle. açmaz değil mi? Düzce'den, Bıçkıbaşı köyünden selamlar herkese arkadaşlar. Manzaramız güzeldir. Yeşilliğimiz bol. Baksana şanslıyız dedem o yönden. Burada sobaba. Şu tarafı da göstereyim. Sobaba. Anne dedem burada Burak Efe de konuşmaklı maşallah. Orada soba bacası yanıyor. Tütüyor daha doğrusu. Eğin yanar mı? Böyle evimiz arkadaşlar. Anne, eğin yanar mı? Bungalov evimiz böyle. Bizim evimiz. Eniştem burayı hobi evi olarak yaptı. Böyle. Abi. Şeyi bile var burada. Eski. Eski antika şeyler. Kapıyı da kapattık arkadaşlar. Burak da bu taraftan açıyormuş. Kapat şimdi oğlum. Aa, bizimkileri görebilirsiniz arkadaşlar. Biz de buradayız. Mehmet el salla Mehmet. Annem nerede burada?